Niye? Neden? Yani geçen Özgür Özel mitinginde geçim yoksa seçim var dedi ya, siz buna katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Neden? Niye geçim, daha önceden de geçim zordu. Kaç yaşındasın? 32. 32 yaşında. 90'ları biliyor musun? Ya hatırladığım kadar çocukluğum. Ben mesela polisim. 90 yılda biz polislik yaptık. Memur olarak çalıştık. 90'dan itibaren hiçbir iktidar benim işçiye, memura verecek param yok dedi. Biz ne dedik? Devlet sağ olsun dedik. Hiç itiraz etmedik, başta kaldırmadık, isyan da etmedik. Çalıştık. Şimdi bu adam geldi, memurun, işçinin, herkesin hakkını verdi. Veren adamdan isteniyor, doğru mu? Kim ne verirse bir kat fazlasını ister. Şimdi geçimin neresi zor? Şimdi ben emekliyim mesela. Sormak istiyorum. İşçinin, emekçinin hakkı şu an verilen mi? Şimdi bak, işçinin, emekçinin hakkını vereceğim derken, normal bir işçi, profesyonel işçi olur, kalfiye eleman olur, şeye askeri ücretle çalışmaz. Fakat bizde ne yapıyorlar? Adamın hiçbir şeyi yok, diploması yok, hiçbir şeysi yok. Üretici de değil, sadece kaba kuvvetle çalışan kişi. Bunlara devlet ne belirlemiş? Asgari ücreti belirlemiş. Sen diyor bu işçiyi alırken bu ücretin altında işçi alamazsın diyor. Fakat bir fabrikada yetişmiş kalfiye eleman olursa, ticaret lisesi mezunu olursa bu adamı asgari ücretten çalıştırabilir mi? Çalıştıramaz. Hakkı neyse pazarlığını yapar, hakkını ister, işe girer. Fakat hiç kalfiye eleman değilse, hiçbir vasfı yoksa, vasıfsız elemansa ne yapacak? Askeri ücretle çalışmak mecburiyetinde kalacak. Ha devlet ne yapıyor? Bir sürü imkan veriyor. Bu imkanı sana da veriyor, bana da veriyor. Mesela bizim zamanımızda çıkarttı, devlet tüm memurlar dedi, üniversiteye dedi kayıt olsun, üniversiteyi bitirsin, 2 yıllık eğitimi bitirsin. Hani bu taban maaş, kök maaş, ek gösterge katsayı çıktı ya, onlar için, bundan faydalanması için herkes dedi üniversiteyi bitirsin, ek göstergesini yükseltsin dedi. Bunu ne yaptı? Tamamen benim isteğime bıraktı. Ben ister okusaydım, ben bu katsayıdan 3600 ek göstergeden faydalanacaktım. Okumadığım için faydalanamadım. Ben şimdi devlete diyebilir miyim? Bana ek göstergeyi... Siz ne mezunusunuz? Ben lise mezunuyum. Ama polistim. Polisim. Tabii eski sistemde lise mezunları da alınıyordu. Şimdi eski sistemde şöyle, lise mezunu da alınıyordu, ortaokul mezunu da alınıyordu. Şimdi ne yaptılar? Biz de okul okuduk. 6 ay okuduk mesela. Devlet o zaman ne yaptı? Yeni polis alımlarını 6 ay bir polis okulu kurdu. 6 ay yaptı. 6 aydan sonra 2 yıla çıkarttı. 2 yılı yüksek okul mezunu yaptı. Yüksek okul yapınca ne oldu? Bunlar direkt yüksek okul mezunu, yani üniversite mezunu sayıldılar. Şimdi devlet bize de yapabilirdi. Biz de okuduk. 6 ay okuduk. Devlet koydu bu okulu. Değil mi? Devlet 6 ay oku dedi. 6 aylı da yüksek okul yapabilirdi. Şimdi siz kalifiye olursanız, bir branşınız olursa ve yetkin olursanız maaşınız yüksek, evet, olur mu? Sanırım? Şimdi ben size soracağım. Sizin mesleğiniz ne? Ya soruyorum mesela ne? Muhabirim ben. Muhabirsiniz. Şimdi 5 yıl, 10 yıl çalışmış bir muhabirle, 1 yıl muhabirlik yapmış bir kişi kendini onunla bir koşabilir mi? Koşamaz. Ben de ne yapıyorum? Vasıfsız bir elemanım. Örnek veriyorum kendimden, vasıfsız eleman olarak bir işe girdim. Ben işverene ne diyeceğim? Bana diyecek ki bundan anlıyor musun? Yok. Makineden anlıyor mu? Yok. Şundan anlıyor mu? Yok. O zaman diyecek ki bana işveren, kardeşim ben seni askeri ücretle çalıştırırım. İşine geliyorsa çalış, işine gelmiyorsa başka yerde iş bul. Ama askeri şimdi işverenin vasfa göre maaş vermesi değil ki. Asgari göre, ücretin düşük, hayır, olması. Bak, vasfa göre verir. Saati tamam, askeri ücreti göre veriyor bak, ama şimdi ücret şimdi siz düşük. Siz gördüğünüzü konuşmuyorsunuz. Ben gördüğümü konuşayım. Buyur bak şurada ne hastanesi var? Medikana hastanesi var. Buraya ne alıyor? Temizlikçi alıyor. Hemşire alıyor. Veya yabancı doktor getiriyor. Şimdi bu doktorlara diğer devlet dairesinde çalışan doktorların aldığı ücreti mi veriyor? Vermiyor. Burada hemşire var. Git sor, askeri ücret üzerinden maaş veriyor. Öyle çalıştırıyor.
Şimdi işçiyi, vasıfsız bir temizlik işçisi. Ne? Yani ama böyle kendi tezinizi çürüttünüz. Her vasıflı olan yeterli maaşı almıyor demek ülke. Şimdi bak şöyle bak. Vasıflı olan bak. Askeri ücreti ne yaparsa yapsın devlet. Özel sektörler bunu veriyor mu? Vermiyor işte. Ne yapıyor adam? Mesela benim eşim buradaydı. Burada çalışıyordu. Hemşireydi. Burada çalıştı. Ben devamlı söyledim. Çık başka yere, devlete gir. Veya şuna gir. Ev yakın olduğundan, çoluğumuza çocuğumuza bakacak imkanımız olmadığından, kişi de olmadığından burada bunların verdiği maaşı çalışmak zorunda kaldım. Siz şu an emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 17 bin lira alıyorum. Eşiniz? O da 10 bin lira alıyor. Hakkı değil. Eve ne kadar giriyor? 27 bin lira. 27 bin lira giriyor. Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum. Evim olduktan sonra geçiniyorum. Ha, kira tabii. Vermiyorsunuz. Tabii ki kiram olmadıktan sonra normal geçiniyorum. Ama ne yapıyorum? Bak ben buraya 93'te geldim. Sana 93'te ben geldiğimde 540 bin lira maaş alıyordum. Bak devlet memuru, polisler o zaman en yüksek maaş alıyordu. 250 bin liraya Deniz Köşler'den bak, Deniz Köşler'den ev tuttum. Hayır ev tuttum, kira. 540 bin lira alıyorum ya, 250 bin lira kira. 70 bin lira aidat, geri ne kalıyor? 320 bin lira. Eşim o zaman çalışmıyordu. Ben 320 bin lirayla geçiniyordum. Nasıl geçiniyordum? Her türlü şeyimi kısıyordum. Buradan mesela ben yukarıya kadar yürüyordum. Arabaya şey bilmiyorum. Konu çok dağıldı ama. Evet. Şöyle direkt soracağım. Diyelim ki siz bir işçi emeklisiydiniz. Evet. Çünkü herkesin elinde değil işçi olmak. Mesela benim ailemin durumu yoktu. Atıyorum okuyamadım. Normal bir iş yerine girdim. 17 bin alıyorum. Emekli oldum. Yıllarca çalıştım işte atıyorum 40 şimdi lirayı. Bak 10 bin alsaydım şimdi şöyle, geçinebilir miydim? Şimdi sistemde hata var. Daha önceden sistem şöyleydi. Mesela emekli olacağın zaman maaşın %75'i bağlanıyordu. Tamam mı? %75'i. 10 bin liranın %75'i ne yapar? Örnek veriyoruz yani. 7,5 yapar. Şimdi 2008 yılında bu iktidarın yaptığı tek kötülük işçiye, memura bu. Maaş bağlama oranını %45 yaptı. Yani haliyle ben 7,5 lira alırken maaşım düştü 5 bin liraya. Mesela benim sırtımdan bir kişi daha emekli etti. Yani bu yanlışı var. Bunu doğrultması gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama bunu böyle sokakta bağırarak çağırarak değil. Herkes istediğini haklı olarak isterse her şey çözülür. Değil mi? Haksız yere bir şey istersen bağırmayla, çağırmayla, yıkmayla, dağıtmayla olmaz bu. Her şey güzellikle çözülür. İnşallah. Mesela bak sizin zamanınızda bak ben söyleyeyim. Ben polistim diyorum. 90'lı yıllarda birine bir mikrofon tutamazdınız. Yalan mı? Bak şimdi bu sıkıntılıydı. Mesela benle röportaj yaptığın zaman polis sizi alır giderdi. Bak şimdi ne güzel yapıyorsunuz. Bak illaki devletten bir şey beklemeyeceksin. İş kapısı, kafası çalışan herkese iş kapısı açık. Açık değil. Ama kafası çalışmayan birine de her tarafta iş kapıları kapalı. Bak ne güzel. Evet kafanı çalıştırıyorsun bak ne güzel. Bu röportajı yapıyorsun kendine bir gelir sağlıyorsun. İlla bunu devletten beklemeyeceksin. Devlet bunu size ne yapmış bir hak olarak sunmuş. Ekmeğini çıkartıyor çalışıyor kazanıyor yiyor diyor. İlla herkesin devlet memuru olmak zorunda değil ki. Değil mi? Herkese kafası çalışan herkese iş sonuna kadar açık. Şimdi Türkiye'de para kazanmak da kolay. Mesela sizin yaptığınız iş çok kolay bir kazanç kapısı. O kadar kolay değil ya. Ya şimdi şöyle bak. Ama şöyle şimdi işin gerçeğini konuşursak kolay bir şey. Yalan mı yani? Ben sorunun cevabını tam alamadım. Şimdi ki emekli olsanız. Evet. Kirada olsanız. Sıkıntı geçinemem. Değil mi? Geçinemem. Sizin gibi var mıdır evi olan? Ya şimdi evi olan olmayan değil. Biz şöyle çalışırken geleceğimizi garantiye almak için tabii, bazı lüks şeylerimizden kıstık. Mesela benim sadece bir sigaram var. Alkol yok, kumar yok, kahve alışkanlığım yok. Dışarı gitme öyle abur cubur yerlere gidip para harcama lüksüm de yok. Niye? Geleceğimi garantiye almak için
çalıştım, biriktirdim, zor şartlar altında bir ev aldım. Şimdi herkes benim gibi şanslı olamaz. Tabii şanslı değil. İmkanlarını kullansaydı kimse bu duruma düşmezdi. Yani herkese bir imkan doğuyor. Daha önceden mesela şimdi 2000 yıllarda bankalar çalışmayanı dahi kredi verdi. 100 bin, 200 bin, 300 bin. Bu parayla istediğin yerden bir ev alabiliyordun. Ne yaptılar? Aldılar, kullandılar. Nasıl olsa bankalar para veriyor. Kredi kartlarına girdiler. İstedikleri gibi harcadılar. Şimdi evsiz kalanların çoğu kafasızlığı yüzünden kalıyor. Kafasını çalıştıran hiç kimse evsiz kalmaz. Türkiye'de. Artık çok zor. Ya bundan sonra zor. Ya eskiden biraz kısıp alabiliyormuşsun ama şu an bundan sonra bir çalışan bir kişinin ev alması çok zor. Evet. Zor yani. Bu gerçeği kabul edeceksin. Ama çeşme akarken desteği dolduracaksın. Bu konu çok uzak. Eskiyle şimdiki kıyaslamak, kıyas etmek inanılmaz kötü. Önceden sizin aldığınız maaşınızda kaç çeyrek alıyordunuz? Şu anda o parayı... Şimdi bak ben sana söyleyeyim mesela bak. Ben dedim şimdi. Eskiden çalışırken 250 bin lira bak. 93'ün 10. ayında geldim. 35 bin lira kira verirken 250 bin lira kira verdim. Burada İstanbul'da. İsteyerek gelmedim ya. Devlet beni attı. Özel zamanda şartlar şöyle sunuldu. Özel bizim maaşımıza %100 zam yapmadı. Bak şimdi söylüyorum. İyileştirme yaptı. Şimdi aynı mevcut iktidarda yapıyor ya. 5 bin lira yaptı, 10 bin lira. Benim taban maaşıma yapmadı ki. Resen yaptı. Benim taban maaşıma yapsaydı 10 bin lirayı, şimdi gelecek zamdan ben 3 bin lira alacaksam, taban maaşıma yapmadığı için gelecek zamdan 1500 lira alacağım. Tamam mı? Bunu işte herkes böyle bilmiyor. Mesela maaşını alıyorsa, 10 bin lira alıyorsa bana yapılan zamı %22 10 bin liradan hesaplanıyor. Aslında taban maaşından hesaplamıyor. Gerçekten iyi bir şey de yani kafasını çalıştıran adam gerçekten işini yapar. Ama bizim milletimiz tembeliz. Niye tembeliz? Bak şimdi biz bir işte çalıştığımız zaman mesela örnek yevmiyede çalışıyorum. 1000 lira yevmiye aldım. O 1000 lirayı harcayana kadar eve girmiyorum. Bizim milletimiz bu. Ya Türk milletinin genelde var. Ya genelde var. Şimdi genelde var derken hani diyecek herkes kafeleri, restoranları ve örnek gösteriyorlar. Tamam mı? Ben onu göstermeyeceğim. Parası olan gider yer. Parası olmayan da gider evinde yer. Mesela bir restoranta bilmem ne kadar para verene kadar evine bir kilo et alıp da üç öğün yemek yese daha iyi olmaz mı yani? Daha iyi olur değil mi? Şimdi evinde üç öğün yiyeceği yemeği restoranta bir dakikada yiyor. Bir kahve. İmkanı bir çay. Olan yesin canım. Ya şöyle imkanı olan yesin de imkanı olan da şimdi ben akşama kadar çalışacağım. Yemeğimi alacağım. Akşam gideceğim bir restoranda veya bir kafede aldığım parayı harcayacağım. Ben açım diye bağıracağım. Bu da uygun mu yani sizce? Ya bu uygun değil de insanların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Emin olun o kafelerdekiler de insanlar şunu atlıyor. Şöyle, her gün aynı kişiler o kafelere gitmiyor. Tamam. Ben maaş alıyorum atıyorum ayda bir ailemle gidiyor. Sosyalleşme mesela illa kafede oturup 10 kişi 15 kişi bir araya gelmek mi? Şimdi biz ne güzel konuşuyoruz. Biz şimdi sosyalleştik mi? Güzelce birbirimize kendimizi ifade ediyoruz. Sen derdini söylüyorsun, ben derdimi söylüyorum, sen beni dinliyorsun, ben seni dinliyorum. Bu sosyalleşme değil mi? Bu sosyalleşme mi? Siz gençliğinizde hanım evde sıkıldı, ya şimdi, gel seni bir şimdi şöyle, götüreyim bir şimdi, romantik yemek hayır, yiyelim şimdi şöyle mi? Bak, şimdi şöyle. Bizim zamanımızda ister inanın ister inanmayın. Biz zamanımızda ana baba ata korkusu vardı. Biz çocuğumuzu kucağımıza alıp sevemedik bile. Niye anamızın babamızın yanında çocuğumuzu sevemezdik? Eşimizin elinden tutamazdık. Niye ana baba korkusu vardı? Ama şimdiki gençler öyle değil ki. Yani gençler anasının babasının yanında sigara içiyor, her türlü
yani saygısızlığı yapıyor. Yine ana baba onlara babalarını da analarını da gösteriyor yani. Bizim zamanımızda öyle değildi. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum ben. Sağ olun.